Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde Recycle View'deki o layoutlarımızdaki kopyala ve delete butonları vardı ya. İşte onlara tıklama özelliğini sağlayacağız ve listemizden bir eleman sildiğimizde veya yeni bir öğe eklediğimizde nasıl çalışması gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Öncelikli olarak son örneğimizde gördüğünüz gibi böyle ekrana bunları bastırmıştık ama şu butonların şu an için hiçbir geçerli çalışması yok. Sadece görüntüde varlar. Bunlara birer onclick metodu tanımlayacağım ve daha sonra da listemize nasıl eleman ekleriz, çıkarırız onu göstermeye çalışacağım. Öncelikli olarak şimdi şuraya baktığımızda gördüğünüz gibi benim burada sil ve kopyala diye o ikonlara tanım yapmışım ve şurada ilgili atamaları yapmışım. Şimdi buraya geliyorum. Bir şeyi sildiğimde, yani emsil butonuna basıldığında, emsil resmi dediğim şuradaki şu çöp kutusuna tıklanıldığında diyorum ki set on click listener, yeni bir listener ekliyorum ve gördüğünüz gibi böyle bir inner metot çağırıyorum. Aynı şekilde kopyala mı dedik? Evet. Nokta set on click listener deyip new on click listener diyerek de bu metodu çağırıyorum. Şimdi bu butonlara tıklanıldığında bildiğiniz gibi buradaki onClick metodu çağrılıyor. Ama bunun içinde ne yazacağız? İşte o önemli. Bunları diyorum farklı farklı metotlar şeklinde şurada oluşturalım. Şuraya bir tane public ve geriye veri döndürmeyen bir void metodu yapalım. Ve delete item diye bir şey olsun. Bu bir şeyi silerken şöyle anlatayım. Mesela ben burada en baştaki öğeyi silmek istiyorum. Neyi kullanabilirim? O öğenin position değerini, yani hangi sırada olduğunu. Bildiğiniz gibi burası sıfırıncı, burası birinci, ikinci, üçüncü diye gidiyor. Atıyorum şuna basladığımda 0-1 position'ı 2 olan item'ı silmek istediğimi söylüyorum. Yani buradaki delete item çalıştırıldığında buna bir tane position değerinin gelmesi lazım. Geldikten sonra ne yapacağım? M data listimi remove diyerek bu gönderilen pozisyondaki elemanı silmem gerekecek. Şimdi aynı şekilde public void add değil de bu sefer ne olacak? Şey, delete değil de add olacak. Bir item eklerken şöyle geliyorum. Benim yine m data listime ne yapmam lazım? Bir eleman eklemem lazım. Bu yüzden add metodunu çağırıyorum. Benden iki tane parametre istiyor. Öncelikli olarak şunu kullanacağız. Yani indekse göre eklesin. Öncelikli olarak demek ki buraya bir position diye bir parametrenin gelmesi lazım. Çünkü hangi öğeye tıklandıysa, sonuçta biz buraya yeni bir öğe eklemiyoruz. Atıyorum şuna bastığımda ne yapacak? Buradaki manzara öğesini kopyalayacak. Hani sıfırdan bir öğe eklemiyoruz şu an için. Öncelikli olarak vereceğim parametremiz ne? Position değeri. Position değeri. Daha sonra da ne ekleyeceğiz biz buraya? Yani benim bu listem aslında ne ile ilgili veriler tutuyor? Manzara sınıfı, manzara tipinde veriler tutuyor. Manzara sınıfımızda neydi? İçinde imaj, başlık ve tanımın olduğu bir sınıftı. Yani ben buraya kopyalanacak manzara diye bir tane manzara tipinde kopyalanacak manzara. Yani ben eğer add item, yani bu metodu çağırdığımda ona pozisyonu ve orada kopyalanacak manzarayı verirsem benim listeme ekleyecek. Bunları yaptıktan sonra listemin otomatik olarak güncellenmesi için Recycler View'un bana sağladığı metotlarım var. En genişi dataset change. Bunu kullanmayacağız. Birebir operasyonumuzla ilgili metodu kullanacağız. Notify remove item remove. Yani bir item kaldırıldığında, silindiğinde notify beni bilgilendir. Aslında ne demek? Listeyi güncelle demek, ilgili bir animasyonla. Buna pozisyon değerini yolluyorum. Aynı o şekilde bir eleman eklendiğinde notify inserted item inserted. Buna da yine pozisyon değerini göndermem gerekiyor.
metotlarımı oluşturdum. Şimdi diyorum ki şuradaki sil butonuna tıklanıldığında ne yapacak arkadaşlar? Delete item metodunu, yani benim demin yukarıda oluşturduğum metodu çağıracak. Bu benden pozisyon diye bir parametre bekliyor. Position. Bu parametreyi çünkü dedim ben buna bu metodu yaratırken ne dedim? Sana bir tane pozisyon değeri gelecek. Ona göre benim data listimden onu sil dedim. Ama gördüğünüz gibi burada position tanımlı değil. Nerede? Şu sınıfın içinde. O zaman ben buraya diyorum ki integer tıklanılan açıklamayı siz daha iyi anlayın diye yapıyorum. Tıklanılan öğenin position değeri diye şöyle uzunca da bir şey default olarak da 0 verdim. Şimdi bu sınıfa şöyle düşüneceğiz. Ben bunu niye dışarı tanımladım? Her yerden yani en azından şu sınıfın içinde pozisyon şunu yazdığımda her yerden tanım şey olsun diye. Ya yani mesela artık ben bunu buraya yazdığımda gördüğünüz gibi çalışıyor. Ama buna bir atama yapmam lazım. Neyin ataması? Hangi öğenin tıklanıldığı bilgisi. Şu an için 0. Ben bunu nereye yazarsam yazayım bunun değeri 0 olacak. Yani bunun içine tıklanılan öğenin pozisyon değerini atamam lazım. Hatırlarsanız şurada onBind ViewHolder'ı kullanırken biz ona tıklanan öğenin pozisyonunu göndermiştik. Gördüğünüz gibi holder.setData'ya ben bu tıklanan öğeyi göndermişim. O zaman diyorum ki şurada setData'da aynı bu şekilde verileri atadığım gibi bu sınıftaki tıklanılan öğenin pozisyon değerine de senden parametre olarak gelen şu position'ı ata diyorum. Bu sayede ne olacak? Artık burada default değer 0 bile olsa ne zaman ki bu metot çağrılacak işte o zaman da gerçek position değeri buna atanacak. Ve daha sonra click bir üyeyi silme metodu çağrıldığında tıklandığında o buton bu çağrılacak ve benim elemanım silinecek. Aynı o şekilde geliyoruz buraya. AddItem diye bir metot yazmıştım. Bu da benden öncelikle bir position bekliyor. Bizim position'ımız ne? Tıklanılan öğenin pozisyon değeri. Ve daha sonra, şimdi bu silme işlemi gibi basit bir işlem değil. Nedir? Tıklanılan öğenin kopyasını oluşturuyoruz. Yani buraya ne olması lazım? Kopyalanacak bir manzara tipinde değer olması lazım. Manzara kopyalanacak manzara diye bir isim takalım. Yine aynı şekilde pozisyona değer atadığımız şurada gördüğünüz gibi tıklanılan manzara da geliyor. Ben bu atamayı da burada yapabilirim. Kopyalanacak manzara diyorum. Eşittir ney? Tıklanılan manzara. Bunlar nereden atanıyor arkadaşlar? Ta şurada onBind ViewHolder'ım çalıştırıldığında gördüğünüz gibi ben burada oluşmuşum. Hangi öğe tıklandıysa onu bulmuşum ve tıklanılan manzara da o var. Ve bunu setData metoduna yollamışım. SetData'ya geldiğinde de diyorum ki bu sınıfta yarattığım şu kopyalanacak manzaraya sen şunu ata. Buraya da gelip bunu yazıyoruz artık. Evet. Şu an için bitti. Şimdi bir testimizi yapalım. Hata bir şey var mı bir bakalım. Şimdi mesela ben bunu buradan siliyorum. Gördüğünüz gibi güzel bir efektle benim ekranımdan siliniyor. Ne yapıyor? Öncelikli olarak şuraya tıkladığımda şöyle bir yapmam lazım. Yoksa gördüğünüz gibi indeksi şey mesela şöyle yapıyor aslında şu an. Hani tutarlı çalışmıyor. Onun farkındayım. Anlatacağım çözümünü de. Şu an için mesela bu şöyle bir yapalım. İndeks sıfırda değil mi? Onu sildim. Şu an için peki indeks sıfırda ne var? Bir altındaki var. Pardon, yanlış söyledim. İndeks 1'e geçiyor. Yani şurada aslında bir öğe şöyle yapalım onu da hatta şöyle log kullanalım. Şu logları siliyorum. Şöyle bir tanesini kopyaladıktan sonra şunları siliyorum. Geldim buraya. Delete item değil mi? Yani bir öğe
Silmeden önce diyorum. Silmeden önce. Position diyelim. Buraya tıklanılan öğenin pozisyon değeri diyorum. Artı diyorum. Liste boyutu. Eleman sayısı diyelim. Yani listemizin eleman sayısı. Şöyle boşluk. Artı deyip ne diyorum? mdatalist nokta size. Bunları bana bir göstersin. Belki daha mantıklı bir açıklama yapabiliriz. Bu da silmeden sonra. Aynı şekilde bir öğe eklenmeden önce ve eklendikten sonraki pozisyon ve eklenmeden önce position, eklenmeden sonra pozisyon. Bu işlemlerden önce ve sonra hangi öğenin pozisyonu, yani tıklanan öğenin pozisyonuna bakacağız ve listenin eleman sayısı nasıl değişiyor ona bir göz atacağız. Uygulamamı çalıştırıyorum. Loketi de açtım. Şimdi şurada yazdığımız değerlere göre şuraya bir bakalım neler değişiyor. Uygulamam açıldı. Öncelikli olarak bakın manzara 0, gördüğünüz gibi ilk üye ve ben bunu kopyala diyorum. Ne dedi? Tıklanılan position, yani tıkladığım öğenin pozisyonu 0. Eleman sayısı 65'ti. Tıkladım. Bir taneyi kopyaladığı için 66 oldu. Çok güzel. Bir daha tıklıyorum. Position hala 0 diyor. Elemanı ekliyor. Evet ama pozisyon 0 diyor. Ama aslında dikkat edin. Bakın şurada ilk gözüküyor ya. Hani ben bu kopyalar nereye gitti? Şu an ekranda görünmediğim üst kısma gitti. Yani aslında şu durumda şöyle yukarı aldığımda gördüğünüz gibi benim tıkladığım öğenin pozisyon değeri aslında 0 değil 3 olması lazımmış. Yani aslında elemana ekliyor ama bu elemanların sahip olduğu indeks değerlerini değiştirmiyor. Mesela şunu tıklıyordum ben her seferinde. Bakın bir daha tıklıyorum. Normalde position'a 0, 1, 2 demesi lazım. Ama gördüğünüz gibi yine 0 dedi. Buna ben her seferinde tıklasam elemanı eklemesine rağmen şuraya bakarsanız bir sürü manzaram oldu ama pozisyon değeri değişmedi. Şu ekranda görünürken iyi, hoş ama mesela yine aynı bu şekilde yapalım. Şurada en sondayım Loket'e de şöyle bir bakalım. Şöyle yukarıya alalım şunu. Şurayı bir daha bir silelim. Bakın en baştaki elemandayım. Ekle dedim. Eleman position 0 dedi. Ama aslında artık bunun pozisyonu 0 değil 1 olması lazım. Bir daha. Gördüğünüz gibi yukarıda aslında iki yeni öğe var. Ama hala bunu pozisyon 0 olarak görüyor. Bu ekleme için olan durum. Şimdi bunu siliyorum. Bir de silme için olan duruma bakalım. Şimdi buraya şöyle en aşağıya ineyim. En aşağıdayım. Mesela en alttaki öğeyi sildim. Ne dedi? 77 idi. 78'den 77'ye düştü. Harbiden elemanımızı siliyor. Gördüğünüz gibi bir bir azalıyor. Şu an position 75'i sildim. Yani şurada aslında pozisyon ne var? 74 var. Şimdi mesela ben bunu siliyorum. Bunları siliyorum. En aşağıda 74 var unutmayın. Sildim, sildim, sildim. Şu an bunda pozisyon 74 olmasına rağmen bizim aslında bütün listemizin eleman sayısı 68. Bütün listenin 68 olduğu bir yerde siz eğer 74. elemana ulaşmak isterseniz ne olacaktır? Uygulamanız kapanacaktır. Loket'e de bakarsınız eğer bunu silip inbound exception dediğim yani aralıktan belirlen aralıktan çıktınız ve illegal geçersiz bir aralığa ulaşmaya çalıştınız. Umarım anlaşılmıştır o kısım. Tekrardan anlatayım. Şöyle geldim. Burayı açalım. Sil dedim hepsini. Bakın en son elemanı siliyorum. Şu an 64'ü sildim. Demek ki bunun pozisyon değeri şu an ne? 63. 63 ve benim eleman sayım şu an 64. Ben burada bir sürü silme işlemi yapayım. Yani listemi küçülttükçe küçülteyim. 63 sayısından az bir değere ulaştığım anda mesela şu an benim listemde 59 eleman var. Ama şuradaki pozisyon değeri değişmedi. Bu indeksleri değiştirmiyor dedik ya.
O yüzden burada gidip 59 elemanlı bir listede gidip 63. elemana ulaşmaya çalışacak. Sildiğimde bu sefer ne olacak arkadaşlar? Uygulamanız kapanacak, hata verecek. Bunun önüne geçmek için şuraya geliyoruz. Bir eleman sildikten sonra listeye bunu söylüyorum. Hani elemanı sildim, haberdar ol, ona göre ilgili efekti yap gibisinden. Daha sonra yine böyle bir metodumuz var. Notify range change. Yani ilgili listenin aralığı değişti. Mesela bir işlem yaptık 65 elemanlı bir listede. Bir öğe sildiğimde bunu şunu diyoruz. Bu benden iki parametre istiyor. Birincisi position. İkincisi ne? Item count. Yani bu işlemden sonraki mData listin size'ını istiyor. Yani ben diyorum ki burada atıyorum pozisyonu 5 olan öğeyi ben silme metodu bu. Siliyor öncelikle. Çok güzel. Daha sonra bunu listeye bildiriyor, notify ediyor. O listede onu hop güncelliyor. Ama diyorum ki bunlar bittikten sonra artık senin listen 64 elemanlı değil, 63 elemanlı, bundan da haberdar ol. Bu metodun aynısını buraya da yapıştırıyoruz. Buradaki işlem de çok farklı değil. Pozisyon ve kopyalanacak yeni üyenin adını bilgisini veriyoruz. Listeye bu ekleniyor. Daha sonra listem benim güzel bir animasyonda bunu yukarıya ekliyor. Ve diyorum ki artık senin bu verileri getirdiğin data liste var ya, atıyorum 60 elemanlıydı. Bu işlemden sonra bu değişti. Bunun da farkına var. O artık 60 değil, 61 elemanlı. 61 değil, 62 elemanlı gibisinden. Şimdi bir bakalım hata alacak mıyız? Uygulama açıldı. Şurada hemen monitörü açalım. Şunları bir silelim. Evet. Geldik buraya. Bakın. Manzara 0 için kopyala dedim. Şunu tıkladım, değil mi? Eklenmeden önce pozisyon 0'dı. Eleman sayısı 65'ten 66 oldu. Burada işte o range change metodu çalıştığı için artık buna basınca 0'ı değil 1'i görüyoruz. Gördüğünüz gibi zaten de birinci eleman. Buna bastığımda 1'i görüyorum. Yeni eleman eklendi. Normalde buna basınca yine 1'i görüyordum ama o metottan sonra artık 2'yi görmem gerekiyor. Aynı o şekilde silme için bu kontrol edelim. Şunu sildim. Şu an 68 eleman olduğu için bunun indeksi ne? 67. Siliyorum, siliyorum, siliyorum. Ben sildikçe artık bunun indeksi 67'den tabii ki de değişiyor. Ve ben bunu silmeye çalıştığımda bu sefer gördüğünüz gibi hata almadım. Çünkü bütün öğelerin pozisyonlarını yeniden düzenliyor arkadaşlar. Önemli bir konuydu bu da. Bunu da anlattıktan sonra bir de notify Data Change diye bir şey var ki bu aslında çok masraflı bir işlem. Yani çok performans harcayan bir işlem. Bütün değişiklikleri tek tek kontrol ediyor. Tabii ki de sizi hatadan kurtarıyor ama uygulamanızın performansını düşürüyor. Ve de şunu yazdığınız an şunları yapmanıza gerek yok. Dediğim gibi bütün değişiklikleri kontrol ettiği için işte eleman eklenmiş mi, çıkarılmış mı bakıyor. Ona uygun range'ini değiştiriyor. Yani o dizinin aralığını değiştiriyor. Yani şunu yaptığınızda şöyle buna not mu düşsem nasıl yapsak? Şu ikisine ihtiyacınız kalmayacak. Ama dediğim gibi çok performans gerektiren bir işlem. Ve de ayrıca şöyle bir kötü yönü var. Demin o sil veya ekle dediğimizde güzel bir animasyon çıkıyor diyor. Bakalım gördüğünüz gibi artık o animasyon yok. Neden? Çünkü siz bunu yaptığınızda bu bütün değişiklikleri kontrol edip şu görünen view'u tekrardan yaratıyor. Bu da ne demek? Bir sürü onCreate view holder, onBind view holder'ın çalışması demek. Ama sorunsuz bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Ha, buna gerek var mı şu an için? Yok. Biz zaten burada ilgili hatayı ele aldık. Bence bunu yorum satırı yapayım. Bunları kullanalım. Ve buraya ne diyelim? Şöyle yine aşağıdaki metot
yukarıdaki iki satır kodun yaptığı işi yapar. Ama çok kaynak tüketilir ve de animasyonları göremeyiz diye de açıklama düşeyim. Kodları paylaştığımda baktınız mı hemen ne olduğunu hatırlarsınız. Evet. Umarım anlaşılmıştır. Ekleme çıkarma metotlarımızı da bu şekilde kullanıyoruz. Tabii ki de daha farklı notify metotları da mevcut. Artık isteğinize göre bunları buraya eklersiniz. Hani bundan sonrası artık sizin kişisel ihtiyaçlarınız oluyor. Temel mantık bu şekildeydi. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki derste görüşmek üzere.